Dokunmadan sevmek gerek. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek, yanımda olur musun diyarım? Benimle evlenir misin? Gözlerin içi parlıyordu karşısındaki genç kızın. Ali Ekber ilk defa bir kız evlenme teklifi ediyordu. Öyle heyecanlıydı ki, evet diye boynuna sarıldı diyar. Ve derin derin Ali Ekber'in gözlerine baktı. Hastalıkta, sağlıkta, yanında hep ben olacağım. Üşüttüğünde sana çorbanı ben pişireceğim. Ateşin olduğunda sabahlara kadar başında bekleyeceğim. Seni hiç bırakmayacağım sevgilim. Nasıl bir tabloydu bu? Diyarım diye saçlarını okşadı Ali Ekber sevdiğinin. Diyarın sıcaklığı hala göğsündeydi sanki. Burnunda onun büyüleyici kokusuyla birden uyandı Ali Ekber. Rüyaydı. Her şey bir rüyaydı. Sürekli yaşadığı o güzel anı görüyordu rüyalarında. Bir kez yaşamış olduğu o anı her gün rüyalarında görüyordu artık. Diyarım, diyarım diyerek yine feryat figan ağlamaya başladı. Yastığına sarıldı. Nasıl dayanırdı diyarın yokluğuna? Gitmişti, bırakmıştı Ali Ekber'i. Ama hayali onu hiç bırakmamıştı. Sürekli kulağında aynı sesleri duyuyordu Ali Ekber. Evlilik teklifinden tam 2 ay sonra her şey değişmişti. Ali Ekber'in hastalığı ortaya çıktıktan sonra. Diyar'ın sesi gitmedi kulağından. Diyar, hani güzel bir geleceğimiz olacaktı diye başladı sözlerine. Mutlu olacaktık. Villalarda, saraylarda yaşatacaktın beni. Ya sen daha okulunu bile bitirmedin. Lise öğrencisisin. Üstelik bir de hastalığın çıktı. Nasıl çalışacaksın? Bana nasıl bakacaksın? Yazık değil mi bana? Üstelik sana bakmamı istiyorsun. Kusura bakma ama ben sürekli seni bir hastaneye yatırıp yanına gelemem. Ben rahatıma kavuşmak için evlenmek istiyordum. Senin gibi bir hastaya bakıcılık etmek için değil. Hizmetçi değilim ben. Yankılanıyordu diyarın sesi Ali Ekber'in kulağında. Gözlerinden yaşlar akıyor, yastığını ıslatıyordu. Gözlerinin altı yara olmuştu ağlamaktan. Diyar diye haykırmaya başladı yine. Annesi girdi odasına. Oğlum ne ağlıyorsun yine? Sana kız mı yok? Diye oğlunun başucuna oturdu. Lakin görmek istemiyordu Ali Ekber onu. Küsmüştü annesine. Git, sen beni sevmiyorsun. Diyar gelsin. Hasta değilim ben anne. Neden bıraktı beni? Zeliha Hanım'ın gözleri doldu yine. Oğlunun hastalığının teşhisi konalı 1 ay olmuştu. Kabullenmek çok güçtü. Gözyaşlarını sildi yanaklarından. Kurban olsun anan sana. Sevmez miyim oğlum? Sen benim canımsın, kanımsın. Bırak artık şu kızı. Ali Ekber, unutamıyorum onu dedi. Her yerde onu görüyorum sanki. Her yerde onun o güzel sesi. Diyarım, biliyorum, seviyor beni. Naz yapıyor sadece. Kendi inanmak istediğine inanıyordu Ali Ekber. Annesi, oğlum namazını kıldın mı diye sordu. Hadi namazını kıl, sonra bak nasıl geçiyor. Namazla geçecek iş değil bu. Ali Ekber iyice sinirlenmişti. Annesinin ona çocuk muamelesi yapmasına hiç gelemiyordu. Öfkeyle ayaklandı. Hemen sigarasını alıp dışarı çıktı. Yalnız kalmak istiyordu. Hava karanlıktı. Aklı sürekli oğlundaydı Zeliha Hanım'ın. Seccadesine oturmuş ağlıyordu. Gözlerinden süzülen yaşları beyaz yazmasını ıslatıyordu. Rabbim sen yardım et bize. Oğlumu kurtar şu hastalıktan ya Rabbi. Bizlere ağır yükler yükleme ya Rabbi. Kurbanın olam. Gider onun üzününü, kötü düşüncelerini. Minik Zübeyir koşarak annesinin yanına geldi. Anne, abi diye annesinin yazmasını çekiyordu. Zübeyir abisine karşı tavrı değişmeyen tek insandı. Abi gelecek diye yavrusunu kokladı annesi. Göğsüne bastırdı. Rabbim sağ salim evine döndür oğlumu diye en içten dua etti. Gece yarısı oldu. Ali Ekber hala dönmemişti. Annesi telaşla oğlunu aradı. Çıkmıyordu. Korkudan ne yapacağını şaşırdı. Oğlunun tek dostu olan Tarık'ı aradı.
Korkma Zeliha teyze. Yanımda. İyiyiz biz. Morali bozuk sadece diye sakinleştirdi Zeliha Hanım'ı. Bir saat sonra Ali Ekber evine döndü. Arkadaşıyla konuşmak onu rahatlatmıştı. Tarık'a güveniyordu. İyi bir arkadaştı. Eski arkadaşlar gibi değildi. O da Ali Ekber gibi sonradan dinine bağlanmıştı. Onun yanında bile bazen şüpheye düşerken yeni insanlarla tanışmaktan daha çok şüphe duyuyordu. Korkuyordu Ali Ekber. Ya hayal olsalardı? Gerçek gibi gelseydi ona? Şizofreni. Bu hastalığın adı bile ürkütüyordu onu. Şizofreniye yakalanmıştı. Sonra sakinleşti Ali Ekber. Hemen abdestini alıp namazını kıldı. Uzun uzun dua etti Rabbine. Namaz kılabildiğine şükretti. Haline şükretti. Ne zaman içinde bir ses duymaya başlasa annesinin yanına gider dizlerine yasardı. Zikir çekerek kendini yatıştırmaya çalışırdı. Öyle öğrenmişti. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mütmain olur diyordu ayette. Öyle yatıştırmaya çalıştı kendini. Geceler hep uykusuz. Uyku düzeni hepten alt üst olmuştu. Mecburen alması gereken o hapları görmek bile istemiyordu. O iyiydi. Buna gerek yoktu. Gerek duymuyordu. O gece yine seccadesine çekildi. Diyarın ismi çıkmıyordu aklından. Ama unutmalıydı onu. Vazgeçmeliydi. Diyar onu ortada bırakmıştı. Sözünü tutmamıştı. Daha öncekilerden farkı yoktu. Gözlerinde yaşlarla secdeye eğildi Ali Ekber. Bu nasıl bir haykırış, nasıl bir feryat, nasıl bir tövbe. O günahlarını ağladıkça melekler de ağlıyordu belki. Geçmişini hatırladıkça daha kötü oluyordu Ali Ekber. İçtiği içkileri düşündükçe boğazı yanıyordu. Öptüğü kızları düşündükçe dudaklarını paramparça etmek istiyordu. Gözleri nelere şahit olmuştu. Kör olsaydım da bakmasaydım diyordu. Aldığı uyuşturucu maddeleri düşündükçe beyninde şimşekler çakıyordu sanki. Ya elleri? Ne ellere dokunmuştu, ne saçlar okşamıştı. Diyarın saçlarını da okşamıştı. Ağlayarak secdeden kalktı Ali Ekber. Tüm hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Çocukken yediği dayaklar, dostlarından yediği kazıklar. Hele diyar, ah diyar. Aklından çıkmıyordu. Yavaş yavaş yükseliyordu yine içindeki ses. Hastalığının sonucuydu bu. Son ver bu işkenceye bitsen diyordu. Yaşamak için bir anlam kaldı mı? Sen aşağılık adamın tekisin. Fazlasın bu dünyada. Son ver bu işkenceye bitsin. Ali Ekber yine karma karışık duygularla ayaklandı. Bilgisayarına doğru yürüdü. Arada şiirler paylaştığı blog sitesini açtı ve meda mektubu yazdı. Bir mektup ki acı dolu, hüsran dolu, tövbe etmiş bir gencin o güzelim Allah aşkıyla yazdığı bütün şiirler o veda mektubunun gölgesinde kalmıştı şimdi. Annesi istirahat halindeydi. Zübeyir uyutuyordu. Sen de oku mektubumu baba diye bitirmişti Ali Ekber mektubunu. Aklımdaki seslere uyacaktı. Son verecekti bu işkenceye. Hadi son ver. Son ver diye yükseldi sesler iyice. Bu hayattan kurtulmaktan başka bir niyeti yoktu Ali Ekber'in. Tövbe etmiş olsa da Rabbine layık olamamıştı. Hiçbir başarıya erememişti. Annesine babasına hayırlı bir evlat olamamıştı. İçinden gelen seslere uydu. Korkuyordu. Bir yandan teller akıyordu alnından. Kendinden korkuyordu artık. Aynada kendisini bile tanımayan bir adamdı artık. Sessizce malzeme odasına süzülüp kalın bir ip aldı. Odasına çekildi. Düşündüğünü uygulayacaksa. İpi tavanda bulunan büyük bir çıkıntıya bağladı. Ve sahtanın üzerine çıktı. Aklına koymuştu. Yapacaktı. İpi boğazına geçirdi. Gözlerini yumdu. Sehpayı bir itmeyle bitecekti bu iş. İki çırpınış ve son. Ali Ekber gözlerini yumarak sehpayı salladı. Ve işte o an bilgisayardan bir ses duyuldu. Bir bildirim mesajı. Ali Ekber olduğu gibi yere serildi. İp kopmuştu. Öfkeyle kızmıştı Rabbi sanki ona. Sanki masum bir yüreğin duası kabul olmuştu.
Yere düştüğü sarsıntıyla kendine geldi Ali Ekber. Hemen ağzına bir hap atıp bilgisayarına doğru yürüdü. Kimdi bu? Ses seda yoktu ne zamandır. Yeni bir mesaj. Ali Ekber yavaşça oturdu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Ölümünü engelleyen bir şeydi bu. Bir mucizeydi. Ali Ekber mesaja tıkladı. Mesaj genç bir kızdandı. Adı Amine'ydi. Bu devirde ilk defa duymuştu bu ismi. Öyle nazik, öyle güzel bir dille yazılmıştı ki iyi niyeti her halinden belli oluyordu. Selamun aleyküm kardeşim diye başlıyordu mesaj. Hakkınızı helal edin. Bu saatte yazıyorum. Sayfanızı uzaktan takip ediyorum. Rabbim sizin gibileri bu ümmetin başından eksik etmesin. Hizmetinizi kabul etsin. Sayfanızın bayağı takipçisi var. Sizden bir isteğim olacaktı. Malum bu ara maalesef çok şehit veriyoruz. Ülkemizin selameti için ve şehitlerimizin ruhu için Yasin dağıtıyoruz. Fazla kişiyi toplayamadık. Siz de yardımcı olursanız çok memnun olacağım. Dünya hayatı çok kısa. Gün gelir biz de göç ederiz bu dünyadan. Kendimiz başkaları için ne kadar okursak ve okunmasına vesile olursak vakti geldiğinde bizim için de o kadar insan okur. Allah'ın izniyle. Şimdiden Allah razı olsun. Selametle. Kimdi bu kız? Bu saatte. Ali Ekber'in yüreğini okumuştu sanki. Ölümden, doğadan bahsedişi bile Ali Ekber'i kendine getirmişti. Canına kıysaydı ardından kim dua edecekti? Ya Allah'ın rahmeti? Üzerinde olur muydu? Olmazdı. Aklındaki sesler yavaş yavaş kesilmeye başladı. Ali Ekber kızın ismine takıldı. Sonra profiline girdi kızın. Ama ne bir resim ne bir söz. Hiçbir bilgi alamıyordu. Yine de yazmaktan çekinmedi. Kendi canını ona borçlu hissediyordu. O da aynı mesafeyle yaklaştı. Hemen Amine'ye bir mesaj attı. Aleyküm selam bacım. Haklısınız. Çok doğru söylediniz. Paylaşıyorum Allah'ın izniyle. Rabbim sizin de niyetinizi kabul etsin. Ve Ali Ekber blog sayfasında Yasin'leri dağıttı. O kadar çok Yasin toplamıştı ki o da oturup okumaya başladı. Allah-u Teala Ali Ekber'i sakinleştirmek için o genç kızı vesile etmişti besbelli. Kur'an okudukça yine kendine geldi. Lakin bir iki gün sonra yine yataklara düştü. Kısa kısa, bölük pörçüktü huzuru hep. Diyarı özlüyordu yine. Kimse onun yerini tutamazdı ki. Nasıl tutardı? O kızın yatması da yalnızca o an kurtarmıştı onu. Onun asıl kurtarıcısı diyardı. Aklından çıkmıyordu gözleri yine. Sesi hala kulağındaydı. Ali Ekber onu unutmak istese de, bırakmak istese de, diyarın hayali onu bırakmıyordu sanki. Diyarım diye yine ağlamaya başladı. Kara sevdaya tutulmuştu sanki. Sabahtan akşama kadar yatakta ömür mü geçerdi? Burnunda diyarın kokusuyla uykuya daldı. Bir iki saat sonra uyandı Ali Ekber. Hava kararmıştı. Akşam olmuştu. Akşam ezanı okunuyordu. Kerahat vakti uyumanın etkisiyle çok sersemdi. Kalkarak zar zor bilgisayarına vardı. Yine bir sürü mesaj vardı. Onu sevdiğini söyleyen, onunla tanışmak isteyen bir sürü kız. Lakin diyar yoksa aralarında. Umursamadı Ali Ekber. Bir de ne görsün? Amine adındaki kız yine yazmıştı. Hayırlı günler diye başlıyordu mesaj. Rabbimin selam ve rahmeti üzerinize olsun. Takip ettim sizi. Sayenizde güzel bir işe vesile olduk. Rabbim sizi cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. İnanın çok mutlu oldum. Bu ümmetin bir olduğunu göstermiş oldunuz. Hangi ırka, hangi mezhebe mensup olsak da konu bir olan yaratıcımız, vatanımız olunca bir olabiliyoruz çok şükür. Ne kadar teşekkür etsem az. Ben de sizin gibi yazıyorum. Amacım reklam yapmak değil. Dilerseniz okursunuz. Sayfamın ismi aşağıda bulunuyor. Allah'a emanet olun. Kimdi bu kız? Yaşınız nedir? Nerede oturuyorsunuz? Acaba tanışabilir miyiz gibi sorular gelirdi genelde Ali Ekber'e. Geçmişin izleri onu bırakmazdı. Riyasız, menfaatsiz yaklaşan bu kız kimdi? Ali Ekber ne zaman onun mesajını okusa diğer ile birlikte bütün dertlerini unutuyordu. Huzur buluyordu onun isminde ve sözlerinde. Amine. Merak ederek hemen sayfasına tıkladı Ali Ekber.
Ayetler, hadisler, şiirler, sözler, hikayeler, Ali Ekber'in yazdıklarına ne kadar da benziyordu. Sanki kendi sözlerini okuyordu. Tek bir fark vardı arada. Ali Ekber, Amine'nin sözlerinde diyarı değil, Rabbini hatırlıyordu. Onu okuyordu, kendini sorguluyordu. Ufacık bir an için bile olsa diyarı unutuyordu. Artık ona huzur veren bu sayfayı takip etmeye başladı. Geri yazmadı Amine'ye. Önce uzaktan seyrediyordu onu. Sözlerinden tanımaya çalışıyordu. Güvenemezdi. Yabancı bir kızdı o. Ya o da diğerleri gibi ise diye aklından geçirip duruyordu. Amine günden güne yazmaya devam etti sözlerini. Sanki Ali Ekber'e sesleniyordu. Sanki o okusun diye, o Rabbini hatırlasın, umudunu yıkmasın diye yazıyordu. Diyarın sesini unutmuştu Ali Ekber çoktan. Kendini tövbeye ve namazlara adamıştı. Gerçek aşkın bir olan yaratıcıya ait olduğunu biliyordu. Fani aşklara zaman harcamamalıydı. Şükrediyordu Rabbine sadece. İyi ki Amine'nin sözleriyle tanışmıştı. Günler geçti aradan. Ali Ekber eline ne zaman kalemi alsa aklından geçenleri sanki Amine yazıyordu sayfasında. Yüreğini okur gibi, aklını okur gibi. Kimdi bu kız? Bir melek mi? Bir insan mı? Yoksa o da herkes gibi hayal mi? Merakı iyice arttı Ali Ekber'in. Diyardan sonra ilk defa bir kıza ilgi duymuştu. Ama diyara ihanet olur muydu? Neden olsaydı? Diğer onu bırakıp gitmişti. Belki güzelliğiyle dillere destandı. Ali Ekber'in yüreğini okşuyordu. Lakin ona Rabbini hatırlatmıyordu. Diğer yalnızca nefsini oynatıp içini kan ağlatıyordu. Ya Amine? Ah dedi. Kimdi bu kız? Aklından çıkmaz olmuştu. Ne zaman namaz kılsa, dua etse kendinden önce Amine'yi hatırlar olmuştu. O gece Ali Ekber tüm cesaretini toplayarak Amine'ye bir mesaj attı. Selamünaleyküm bacım. Rahatsız etmek istemezdim. Ama sözlerini okuyunca bir garip oldum. Ne zaman aklımdan bir şey geçirsem sen yazıyorsun. Kendimi kötü hissettiğim bir zamanda sürekli karşıma çıkıyorsun. Sana çok şey borçluyum. Hakkını helal et. Belki hiç yazmamam gerekirdi. Korkutmak da istemiyorum seni. Ama bunları söylemem gerekiyordu. Amine ile konuşmak için, onun sözlerinden biraz daha nasiplenebilmek için, huzur bulabilmek için her fırsatı kolluyordu Ali Ekber. Bir saat geçti, yok. İki saat geçti, yok. Saatler hızla ilerliyordu. Eline bir kitap alıp okumaya başladı. Arada kalkıp bilgisayarına bakıyordu. Ama ne bir söz, ne bir mesaj. Amine'den hiçbir iz yoktu. Ertesi gün yine baktı Ali Ekber. Yok. Sanki yer yalırmıştı da içine girmişti. Yoksa attığı mesajla incitmiş miydi onu? Hayır. Amine bir hayal olmalıydı. Gerçek değildi. Hastalığın belirtisiydi bu. Günler geçti aradan. Karanlık düşlerine büründü Ali Ekber yine. Nasıl düşerdi ki sevda yoluna? O hastaydı. Nasıl hala bir şeylerden umut umabilirdi? Bilgisayarını kucağına alıp eski dosyalarını açtı. Diğer ile çekindiği resimler. Hiçbirini görmek istemiyordu artık. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Yine kötü düşünceler geliyordu aklına. Hayata küsmüştü. Haplarını almamaya başladı. Annesi aldığını sanıyordu. Oysa o hep saklıyordu. Ya kendini hasta olmadığını inandırmak istiyordu ya da her şeyi unutup bütün sorumluluklarına veda etmek. O gece yine garip hallere büründü. Annesi tutamamıştı evde. Telefonunu alarak hızlı evi terk etti. Nereye gidiyordu? Hemen Tarık'ı aradı. Saatler geçti aradan. Yok, Tarık Ali Ekber'i hiçbir yerde bulamamıştı. Annesinin telefonlarına da çıkmıyordu. Neredeydi? Allah kerimdir. O gece Allahu Teala yine Amine'yi görevlendirmişti sanki. Ali Ekber'in telefonuna sayfaya bir mesaj geldiğine dair bir bildirim geldi. Heyecanla telefonunu açtı Ali Ekber. Amine ne yazmıştı? Hemen mesaja tıkladı. Ve aleyküm selam diye başlıyordu mesaj. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen de ne zaman ben aklımdan bir söz geçirsem aynısını yazıyorsun. Ve her şeyimiz o kadar benziyor ki şaşkınım. Sanırım
Allah-u Teala sevdiği kullarını sevdiği kullarıyla karşılaştırıyor. İnanır mısın? Ben de aynı hisler içindeyim. Şu an ellerim titriyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Çekiniyorum. Hiç yazmasa mıydım? Rabbime nasıl hesap veririm? Kesinlikle sohbet etmek için yazmadım. Kötü bir niyetim de yoktu. Böyle olacağını bilseydim uzak dururdum. Rabbim nefsimizin şerrinden korusun bizi. Hakkını helal et. Allah'a emanetsin. Okurken gözleri doldu Ali Ekber'in. Onun o saf yüreğini hissediyordu. Harflerinden tanımıştı onu. Hemen bir mesaj attı. Kimsin sen Amine? Melek misin? Hayal misin? Gerçek misin? Kaçma hemen. Darda olduğumda sürekli karşıma çıkıyorsun. Sonra yok oluyorsun. Evet evet meleksin değil mi? Ne zaman canıma kıymaya kastetsem Rabbim seni gönderiyor değil mi? İlk günkü gibi, şimdiki gibi bulutlara konduğunda beni mi seyrediyorsun? Amine'nin cevabı gecikmedi. Neler söylüyorsun Ali Ekber? Okuduklarım gerçek mi? Canına kastetmek de ne demek? Bir Müslümana yakışır hareketler mi bunlar? Hayır bir melek değilim. Aciz bir kulum. Ama şu an bir melek olup seni bu işten vazgeçirmek için yanına gelmeyi çok isterdim. Lütfen yapma bir şey. Ali Ekber dere kenarına vardı. Ne yaptığını bilmediği için korkudan sürekli yazıyordu Amine. İyi misin? Orada mısın? Korkuyorum. Bana bunu yapmaya hakkın yok. Rabbim affetmez. Sakın Ali Ekber. Hiçbir şey bunu yapmaya değmez. Hiçbir şey. Her karanlığın ardından doğar güneş yine. Neredesin sen? Çabuk söyle. Kendinde değildi ki Ali Ekber. Hastalığının neticesinde aklı uçmuştu sanki. Benim derdimin çaresi yok. Amine'nin gözyaşı döktüğü sözlerinden daha iyi belli olurdu. Dereye geldim dedi. Birazdan bitecek her şey. Bitecekmiş. Öyle diyorlar. Kim ne diyor diye sordu Amine. Geri yazmadı Ali Ekber. Nereden bilecekti Amine Ali Ekber'in hastalığını? Sesler duydum. Beni buraya çağırdılar diyordu. Amine'nin cevabı gecikmedi. Anlamıştı sanki. Ali Ekber lütfen eve gider misin? Hadi eve git öyle konuşalım. Bu dünyaya beni bağlayan hiçbir şey yok biliyor musun Amine? Hiç seviyorum diye yalan söyleyenler. Seni asla bırakmam deyip çekip gidenler. Kimin sevdasına güvenilir ki bu devirde? Sessiz sakin bekleyenlerin duasını, sevdasını kalbine gömenlerin sevdasına güven. Seni nefsiyle sevenlerin değil, Allah için sevenin sevdasına güven. Ne bu haller? Kalk da silkelen diyordu Amine. Sen büyük bir kulluk görevi içindesin. Sevda dönüp dolaşıp seni de bulur. Sevdayı arama, Rabbine layık olmaya bak hele. Sevda gelir seni de bulur. Ali Ekber sessizleşti. Gecenin sesine karışıyordu duyduğu sesler. Rüzgar iyice esmeye başladı. Biraz sonra görülseydi ya, gök kapıları açıldı. Belli ki bir dua kabul olmuştu. Kim bilir, belki annesinin duası, belki de Amine'nin duası. Bilmiyordu Ali Ekber. Ertesi gün kendini yatağında buldu. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Olanlar rüya mıydı, yoksa gerçek miydi? Zeliha Hanım, Tarık'a oğlunu okumak için gelen hocayı kapıdan geçirmesi için işaret etti. Tarık hoca ile birlikte odadan çıktı. Ne oldu bana diye sordu Ali Ekber. Hatırlamıyor musun diye sordu annesi. Ali Ekber hiçbir şey hatırlamıyordu. Ne olduğunu, ne yaptığını, neler söylediğini. Dinlen oğlum diye başını okşadı annesi. Ali Ekber yalnız kalmak istedi. Ağlıyordu. Akşama kadar ağlayabilirdi. Bu nasıl bir imtihandı? Allah onu sevmiyor muydu? Neden böyle imtihan ediyordu onu? Neden bu hastalıkla? Onca tövbe boşa mıydı? Nasıl bir borçtu bu? Bir türlü ödenemeyen. Ya bu Amine'si? Neden olmayan bir kızı hayal ediyordu Ali Ekber. Ağlayarak telefonuna uzandı. Bir sürü mesaj gelmişti. En çok tahmin eden. Orada mısın diye yazmıştı. Korkuyorum, dua ediyorum senin için. Çok korkuyorum, lütfen yaz bana. Sakın ne olursun canına kıyma diye bitiyordu mesaj. Kim bilir ne kadar korkmuştu. Ali Ekber hiçbir şey hatırlamıyordu ama. Yazıştıklarını okudu. Öyle mahcup oldu ki olanlara, yazdıklarına, yapacaklarına inanamıyordu. Daha fazla korkmaması için genç kıza hemen bir mesaj attı.
Orada mısın? Geç kız hemen geri yazdı. Buradayım, iyi misin? Çok korkuttun beni. Sabahlara kadar ayrılmadım secdeden. Dua ettim sana. Çok korktum. Ali Ekber anlamıştı ne kadar üzüldüğünü. Sakinleştirmek istedi onu. İyiyim ben, sakin ol. Korkma. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Genç kız artık daha hızlı yazıyordu. Evde misin? Ali Ekber cevap vermek istemiyordu. Ama mecburdu. Evdeyim. İyiyim. Sırrımı biliyorsun artık. Anlamışsındır hastalığımı. Maalesef benim elimde değil. Ama bunu çekmek zorunda değilsin. Lütfen bir daha böyle bir şey olursa bana yazma. Korkmanı istemiyorum. Amine ise üzünle cevap verdi. Öyle şey mi olur? Sırrın sırrımdır. Evet, böyle hastalarla çalışmışlığım var. Az çok bilgim var. Benden çekinme, olur mu? Bu ciddi bir hastalık ve tedavi süreci çok önemli. Senin için dua edeceğim. Dinimiz neyi şifa olarak öneriyorsa onu deneyeceğiz, söz mü? Ali Ekber sinirlendi. Amine, çaresi yok. Sen de biliyorsun. İyi niyetin için teşekkür ederim ama bana acımana ihtiyacım yok. Kimseye ihtiyacım yok. Amine, ne demek çaresi yok? Tıpta da, dinde de çaresi var. İyileşen birçok insan var. Yeter ki hayatımızı düzene sokalım. Güvenli, sosyal bir çevre kuralım ve geleceğe dair mutlu olalım. Allah kerimdir. Haplarını alacaksın ve ibadetlerini aksatmayacaksın. Ben inanıyorum, geçecek. Sana da acıdığımdan yanında değilim. Helalin, haramın acıması olmaz. Seni uzun zamandır takip ediyorum ve şu an yanında olmayı kendime görev bildim. Yeter dedi Ali Ekber. Gerçekten halim yok. Hiç dayanacak gücüm yok. Uyumak istiyorum. Ali Ekber istirahata çekildi. Biliyordu Amine'yi kırdığını. Ama Amine'nin ondan uzak durmasını istiyordu. Bağlanmamalıydı ona. Ya sevseydi? O masumdu, temizdi. Her halinden belli ediyordu bunu. Kıyamazdı Ali Ekber ona. Nasıl kıyardı? Yatakta kıvranarak yan tarafına döndü. Telefonunu ardında bırakmıştı. Biraz zaman geçtikten sonra sinirleri yatıştı. Yine yazdı Amine'ye. Özür dilerim. Diğer aklının ucundan dahi geçmiyordu. Umurunda değildi sanki. Amine geri yazdı. Mühim değil. Alınmadım sana. Kırılmadım. Hissettim niyetini. Üzülme, olur mu? Onun bu yumuşak tavrı karşısında Ali Ekber mahvoluyordu. Sonunda aklında dolaşan, kafasını sürekli kurcalayan o soruyu sordu. Korktun mu benden? Korkuyordu. Amine'nin ondan korkmasından korkuyordu. Diğerleri gibi gitmesinden, hastalığını duyan uzak duruyordu ondan çünkü. Gidiyordu. Amine'nin cevabının geç geleceğini umdu. Ama hemen yazdı Amine. Evet, korktum. Çok korktum. Yüreğim yerinden çıkacaktı sanki. Ama korkum senden değildi. Senden korkmadım. Sana bir şey olacak diye korktum. Sanki gözyaşlarını hissediyordu Ali Ekber onun. Konuşurlarken yorgunluktan uykuya daldı nihayet. Uyandığında akşam olmuştu. Sersem sersem kalkarak namazını kıldı. Ve tekrar yatağına geçti. Ali Ekber, Amine'ye günden güne güvenmeye başlamıştı. Bütün hayat hikayesini anlatmıştı ona. Hastalığının nasıl ortaya çıktığını, çocukken babasından yediği dayakları, gençken aldığı kimyasal maddeleri ve dostlarından yediği kazıkları. Her şeyi bir bir anlatıyorlardı birbirlerine. Güzel bir dostluk kurmuşlardı. Seviyordu onu Ali Ekber galiba. Amine öyle masum, öyle fedakardı ki hiç kimse eline su dökemezdi. Aylar geçti aradan ve Ali Ekber kendini çok iyi hissediyordu artık. Yine hapını bırakmaya başladı. Hastalığının geçtiğine emin olmak istiyordu. Hapsız da yapabileceğini ispat etmek istiyordu. Önce kendine, sonra Amine'ye ve annesine bu müjdeyi vermek istiyordu. Amine her gün mutlaka yazıp haline hatırını soruyordu. Beslenmesini merak ediyordu. Namazını kılıp kılmadığını, haddini aşmadan sorguluyordu onu. Her şey güzel giderken bir gün Ali Ekber kendini hastanede buldu. Bayılmıştı. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Annesi öfkelenerek yanına geldi. Kızdı Ali Ekber'e. Neden almadın haplarını? Bu duruma kadar getirmeye ne gerek vardı ki? Niye bağırıyordu? Hiçbir şey anlamıyordu Ali Ekber. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Amine diye söylendi. Diyar gitti de şimdi Amine mi başladı?
Yok öyle biri, unut diye kızıyordu annesi. Nasıl yoktu? Amine bir hayal miydi? Gözyaşları içinde kaldı Ali Ekber. Hayır, olamazdı ki. Anne, telefonumu verir misin diye seslendi. Annesi, attım. Yok artık telefon falan. İyice kafayı bozdun. Kendi uydurduğun insanların varlığına inanıyorsun. Yıkıldı Ali Ekber. Zeliha Hanım'ın sözleri hançer gibi kalbine saplanıyordu. Yok yok, Amine hayal olamazdı. Olamazdı işte. Haykırmaya başladı. Anne, ver telefonumu diye yalvarıyordu. Sonunda dayanamayıp oğluna sarıldı Zeliha Hanım. Öpüp kokladı. Al bak telefonla, kendin gör diye başını eğdi Zeliha. Ali Ekber korkuyla telefonu eline aldı. Elleri ayakları titriyordu korkudan. Sayfasına girdi ve derinden nefes alarak mesaj bölümüne bastı. Şelalelerden akarcasına yaşlar döküldü gözlerinden. Gülümsüyordu. Bak anne orada diye annesine sarıldı. Orada Aminem. Ben onu seviyorum anne diye ağladı. Çok seviyorum. Ama evlenemem değil mi? Yine mi kendimden geçtim? Yoğun incitirsem anne. Dokunmadan, yanına varmadan, görmeden sevmek. Nasıl olacak? Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Zeliha Hanım da ağlıyordu. Olmaz oğlum. El kızı bakar mı? Herkes rahatına düşkün. Diyarı üzdüğün gibi o da üzerse seni ne yaparım? O başka biliyor musun? Dedi Ali Ekber. Gözüm kapalı, canım bile emanet ederim ona. Ali Ekber durakladı. Gözlerindeki yaşları sildi. Dur yazayım şuna. Korkmuştur. Merak etmesin beni. Önceki yazdıklarını okudu. İnanamıyordu. Neler yazmıştı Amine'ye? Bu sözleri gerçekten o mu yazmıştı? Ölmüş amcasıyla konuştuğunu, takip edildiğini, Amine'yi çok sevdiğini, onunla uzaklara kaçıp yuva kurmak istediğini anlatıp teklif etmişti. Oysa hiçbir şey hatırlamıyordu. Ya Amine'nin sözleri, seninle olacaksam telli tavaklı çıkarım bu evden. Babamın izniyle, kaçmak yakışık almaz dinimizce diye ikna etmişti Ali Ekber'i. Ben babanla konuşurum, hemen kaçarız yazmıştı Ali Ekber. Ama hiçbirini hatırlamıyordu. Son olarak Amine'nin aykırışlarını okudu sadece. Ali Ekber, ne olur rapını al, yalvarırım. Beni seviyor musun diye çocuk gibi sormuştu Amine'ye. Seviyorum, çok. Yüreğini ilk okuduğum günden beri, kalbimin atışlarını ilk değiştirdiğin günden beri. Yalvarırım, evine dön şimdi. Sana bir şey olursa ne yaparım? O ikna etmişti Ali Ekber'i. Ardından sürekli yazmıştı, yiyip olmadığını soruyordu. Kahrolduğu belliydi. Ali Ekber yine gözyaşlarına boğuldu. Sakalı ıslanmıştı döktüğü yaşlardan. Sevdasının gerçek olduğuna mı sevinecekti şimdi? Hiç bilmiyordu. Amine'den bir mesaj daha geldi. Neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum ama burada acıyla kıvranan bir yürek var. Bunu bil. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Daha fazla acı çekmesine müsaade etmedi Ali Ekber. Amine, ben iyiyim. Korkma, oldu mu? İyi misin, neredesin? Keşke yanına gelebilsem, görebilsem, inanabilsem olduğuna. Ali Ekber şaşkınlık içerisindeydi. Bunca şeye rağmen Amine onu hala deliler gibi merak ediyordu. İlgi gösteriyordu, seviyordu. Hatta yanına bile gelmek istiyordu. Ama uzaktaydı. Ali Ekber buna şükrediyordu. Amine, uzak dur benden. Bırak beni. Yalvarırım, bırak git. Neler yazmışım. Ya sana zarar verseydim. Kendimi nasıl affederdim. Yememişsin, içmemişsin, benimle ilgilenmişsin. Ben sana nasıl kıyarım. Hıçkıra hıçkıra yazıyordu sözlerini. Emindi. Amine de ağlayarak okuyordu bu sözleri. Hissediyordu. Yüreğinin en derininden bırakma beni çığlıkları yükselirken, Amine'ye kavuşma arzusu çekerken, ona beni bırak, benden uzak dur demek hayatının en büyük imtihanıydı. Amine'den cevap geldi hemen. Bu kadar basit mi? Ne demek bırak beni? Kime nasıl emanet ederim seni? En kıymetlimi nasıl bırakıp giderim? Yalvarırım sus ve bir daha böyle bir şey söyleme. Ali Ekber iyice sinirlendi. Acıyla içindeki bütün öfkeyi döktü. Amine, sinirleniyorum. Bırakacaksın. Benimle nasıl baş edeceksin? Sevda gözünü kör eylemesin.
Ben seni istemiyorum. Sen evleneceksin. İyi bir eşin olacak. Çocukların olacak. Mutlu olacaksın. Konu burada kapanmıştır. Amine, sevmediğim bir adamla evleneceğime ölürüm daha iyi. Çocukmuş. Sevdiğinden olmayınca ne kıymeti var? Senden başkasına bakamam ben. Evet diyemem. Yerine başkasını koyamam. Ne olur deme öyle şeyler. Amine ağlıyordu. Biliyordu Ali Ekber. Kıyamıyordu ona. Gözyaşları içinde basını yastığa gömdü. Ve hıçkıra hıçkıra ağladı. Tekrar yazdı Amine'ye. Aminem, ilk defa yüreğimi açık açık seriyorum önüne. Senden kıymetlisi girmeyecek şu gönlüme. Ne zor biliyor musun? Sevmek. Aşk nedir sahi? Birine hastalıkta sağlıkta yanındayım diye söz verip çekip gitmek mi? Hayır. Allah için. Allah için çok sevmek. Birinin gülüşüne, gözlerine, güzelliğine değil, hayasına, edebine, yüreğine hayran olmak. En masum duygularla sevmek. Hayallerini sadece onunla süslemek. Dualarda ilk önce onun adını zikretmek. Onun için iyiliğinden vazgeçmek. Anlıyor musun? Sevmek ama kavuşamamak, dokunmak isteyip de dokunamamak, gözlerine dahi bakamamak, en masum duygularla helalinden kavuşabileceğin bir sevdayı ahirete ertelemek. Sen ahirete ertelediğimsin, vuslatımıza dek tuttuğum sevda orucumsun. Git artık, bu dünyada başka bir saadetle kendini avut, beni unut. Bir vasiyet mektubu bırakmıştı sanki arkasından. Ama Amine dinlemiyordu. Yalvararak yazmaya devam etti. Hayır diye yalvarıyordu adeta. Olmaz. Nasıl bilirim iyi olup olmadığını? Yiyip yemek yiyip yemediğini bilmeden boğazımdan lokma geçer mi? Gitme kurban olduğum diye yazıyordu. Ama Ali Ekber daha fazla dayanamadı. Amine'yi engelledi. Her şeyini sildi. Perişan halde bırakıp gitmişti onu. Ağlayarak feryat etti Ali Ekber. Allah'ım, Amine'mi koru. Yaban ellerde üzme onu. Kıymet bilecek birini nasip et ona. İmamlık edecek, müezzinlik edecek. Ona hep seni anlatacak birini nasip et. Bu kulunu da affet artık ya Rabbi. Ali Ekber oracıkta bayıldı. Aylar geçti aradan. Doğru dürüst bir şey yemiyordu Ali Ekber. Çok zayıflamıştı. Zayıf düşmüştü bacıyla. Gözlerinin altı yarı olmuştu. Sürekli Amine için dua ediyordu. Ne yapıyordu hiç bilmiyordu. Geceleri rüyalarında görmek istiyordu onu. Sürekli gelsin diye onu düşünüyordu. Ama göremiyordu. Yalnızca bir kez görmüştü onu. Bir fotoğraf ve hemen geri çekmişti Amine. Ama Ali Ekber kazımıştı onu yüreğine. Onun gözlerini unutmak ne mümkündü. Sonunda oğlunun gitgide kötüleştiğini fark eden Zeliha Hanım onu umreye götürmeye karar verdi. Ali Ekber iyice hastalanmıştı. Elinden tesbihi düşürmüyordu. Varsa yoksa Allah diyor, Amine'nin sıhhati için dua ediyordu. Belki kutsal topraklar ona iyi gelirdi. Eşinden miras kalan biraz parası vardı. Tarihler belirlendi. Hazırlıklar yapıldı. Çok heyecanlıydı Ali Ekber. İçinde tuhaf bir his vardı. En büyük hayali kutsal topraklarda ölüp şehit olmaktı. Belki biterdi bu işkence. Belki kavuşurdu artık Amine'sine. Başka bir dileği yoktu. Sonunda yolculuk başladı. Kutsal topraklara varmışlardı. Ölümü yürürcesine gülümsüyordu Ali Ekber. Gözlerinde yaşlarla bembeyaz giysileri içinde gülümsüyordu. Öyle mutluydu ki, hele ki Kabe'yi ilk gördüğü an, güzelliğinden başı dönmüştü. Her şeyi unutmuştu Ali Ekber, orada olduğu sürece. Kutsal topraklar ona çok iyi gelmişti. Son günleriydi. Zemzem suyunu içerek otel odasından dışarı çıktı Ali Ekber. Asansöre bindi. Tam kapı kapanıyordu ki birden onu gördü. Amine. Bu o muydu? Asansör kapısı hızla kapandı. İçeride daha bir sürü kişi vardı. Hemen kapının tekrar açılması için düğmeye bastı Ali Ekber. Kapı tekrar açıldı. Herkes öfkeyle konuşmaya başladı. Kimin ne dediğini de anlamıyordu ki.
Koşarak çıktı asansörden ve çevresine bakmaya başladı. Kimse yoktu. Daha demin oradaydı. Biliyordu. Yoksa benzetmiş miydi? Hayır, kimse benzemiyordu ki ona. Koşarak tekrar asansöre bindi ve aşağı indi. Kalabalık da onu arıyordu şimdi gözleri. Lakin yoktu. Hüzünle başını eğdi. Tekrar dönmek istedi otele. Bir de ne görsün, işte yine oradaydı. Yanımda uzun boylu esmer bir adam. Babası olmalıydı. Ali Ekber saatine baktı. Annesinin yanına gitmeliydi. Ama Amine daha önemliydi. Koşmaya başladı. Ve yine hüsran. Gözden kaybolmuşlardı. Kimse yoktu. Ali Ekber koşup odasına, onu bekleyen annesinin yanına vardı. Anne, Amine burada. Biliyorum diye ağlamaya başladı. Ya da ölüm meleğim mi geldi diye diz çöktü. Zileha Hanım başı neydi? Hışkırarak ağlamaya başladı. Oğlunun gördüğü hayallerden yorulmuştu. Bırak artık şu kızları. Hasta oldun. Anan kurban olsun sana. Seni ben gibi sevemez kimse oğlum. Unut. Ne işi olacak Amine'nin burada? Diye ağlıyordu Zileha Hanım. Hayal miydi anne? Diye hışkırıklara boğuldu Ali Ekber. Bir daha Amine'nin adını ağzına almadı. Döneceklerdi. Nihayet sona ermişti bu yolculuk. Orada can veremediği için ağlıyordu şimdi de. Gözyaşlarıyla geçen bir ömür. O gece uçakta bir rüya gördü Ali Ekber. Amine Kabe'nin başında oturmuş Kur'an okuyordu. Ne de güzeldi sesi. Oracıkta uyandı. Belki Kabe'yi ilk gördüğünde sevdiği için dilediği dua kabul olmuştu. Bilmiyordu. Tek bildiği şuydu ki o rüyadan sonra gönlüne bir huzur konmuştu. Sanki karanlık bulutlar çekilmiş üzerinden. Uzun zamandır kendini bu kadar iyi hissetmiyordu Ali Ekber. Gücüne güç gelmişti sanki. Bedeni, ruhu, zihni çok dinçti. Tekrar memleketlerine döndüler. Ali Ekber'in bu güzel hali hala geçmedi. Yüzüne bir nur yerleşmişti sanki. Babasından kalan parayla kendine küçük bir iş kurdu. Artık eskisi gibi yatmıyordu. Annesi inanamıyordu oğlunun değişimine. Hele doktorlar öyle sevmişlerdi ki. Böyle vakalar da görülüyordu. Ali Ekber iyileşmişti. Artık engel mengel kalmamıştı önünde. Evlenebilirdi. Kendi yuvasını kurabilirdi. Aklına Amine geldi. Gülümsedi. Ona bu kadar bağlanması doğru değildi. Sonuçta adam gibi tanımıyordu bile. Artık yalnızca hayırlısı için dua etmeye başladı. Aylar hızla geçiyordu. Kim bilir ne yapmıştı Amine. Belki sözlenmişti, nişanlanmıştı. Bilmiyordu Ali Ekber. Hazırlıklarını yaparak annesiyle Zübeyir'i de alıp Türkiye'ye gitti. Artık orada çalışıp geçindirecekti ailesini. Komşularına muhtaç olmak istemiyordu. Küçük bir kitapçı dükkanı açtı. Kitap, tesbih, hac ve umre malzemeleri ve daha bir sürü şey satıyordu. Yanında da ihtiyar bir adamla yönetiyordu dükkanı. Bir gün uzun boylu esmer bir adam dükkana girdi. Ali Ekber onu tanıyordu sanki. Tanıdığına emindi. Sanki daha önce bir yerlerde görmüştü onu. İhtiyar adama selam vererek muhabbet etmeye başladı. Benim kızım küçük bir çocuk yuvasında minik çocuklara eğitim veriyor. Onlara kitap bakacaktı. Önerebileceğiniz kitaplar var mı? Buranın yabancısıyız. Gurbetten geldik. Memleketimize dönecektik. Tabii. Ali Ekber sen anlarsın diye atıldı ihtiyar adam. Ali Ekber nasıl yardım edileceğini bilmiyordu. Tabii, buyurun yardımcı olayım. Ama daha fazla bilgim olsaydı keşke. Kızınız gelip baksaydı. Veya en azından bir kitap ismi falan söyleseydi. O bakmaz şimdi. Arabada bekliyor. Erkeklerin olduğu yere girmez. Ali Ekber başını kaldırarak derin derin baktı karşısında duran esmer adamın gözlerine. Tanıdı onu. Kutsal topraklarda görmüştü. Siz geçen sene sizi umrede görmüş olabilir miyim? Gözleri büyümüştü adamcağızın. Evet, siz de mi oradaydınız yoksa? Beni nereden hatırlıyorsunuz diye sordu. Ali Ekber sadece susup gülümsedi. İzin isteyerek sohbet etmek istedi adamla. Gerçekten de Amine'nin babası mıydı? Olabilir miydi böyle bir şey? Uzun uzun sohbet ettiler. Ama Amine'ye dair bir soru bile sormadı Ali Ekber. Onu
babasının gözünü de incitmek istemedi. Bu tevafuk yetmişti ona. İhsan Bey'di adı. O da Ali Ekber'i çok sevmişti. Ticaret yapmak için anlaştılar. Ali Ekber çocuk yuvasına sürekli kitaplar götürecekti. Bu çocuk yuvası olsa olsa Hamile'nin olabilirdi. Erkeklerden kaçan, iffetiyle, edebiyle Ali Ekber'in yüreğini yerinden söküp çıkaran Hamile. Adres alınmıştı. Günler geçti aradan. İlk teslimat vakti geldi. Çok değil, 2 saatlik yol gidecekti Ali Ekber. Nasıl şikayet ederdi? Ne kadar şükretse azdı. Sevdası o kadar da uzak değildi demek ki. Hazırlanarak arabasına yüklediği kitaplarla çocuk yuvasına vardı Ali Ekber. Eline paketlerden birkaçını alıp kapıya vardı. Kapıyı tıkladı. Sarışın, genç bir kız açtı kapıyı. Buyurun. Eli ayağı titriyordu Ali Ekber'in. Aminem diye içeri girip onu aramak geçiyordu içinden. Kitapları teslim etmeye geldim diyerek başını eğdi. Abla diye içeri doğru bağırdı genç kız. Sonra gözlerden kayboldu. Tekrar geri döndüğünde gülümsüyordu. İhsan Bey birazdan burada olurmuş. Onunla halledecekmişsiniz. Sizi içeri sokamam maalesef. Hamine Hanım'ın talimatı. Kusura bakmayın diye suratını büzüştürdü. Bana kalsa buyurun girin ama o böyle abartıyor yani. İsmini duyar duymaz dizleri sallandı Ali Ekber'in. Gözleri doldu. İşte benim Aminem diye geri çekildi. Bahçede bekledi. Biraz sonra İhsan Bey geldi. Oturup konuştular. Pek vakit geçmedi ki Ali Ekber başını eğerek İhsan Bey'e derdini paylaştı. Çocuk yuvasının perdesi kımıldadı o an. Biliyordu Ali Ekber. Amine kesin izliyordu onları. Ama bakmadı. Nefsine sahip oldu. O konuşacağını İhsan Bey'le konuştu. Gözlerinde yaşlarla gülümsedi İhsan Bey. Delikanlı, daha yüzünü bile görmedin. Ama senin has niyetine inanıyorum. Yüzünde bir nur var. Tarif edemem. Anneni de alıp gelirsin. Ama kızım istemezse bir şey diyemem. Bizi de üzüyor herkes reddederek. Ama ne çare. Sevinçle hemen annesine haber uçurdu Ali Ekber. Sevdiğinin örtüsünün ucunu bile görmemişti. Nasıl kapandığını bile bilmiyordu. Yine eskisi gibi feracelere mi bürünmüştü? Yoksa kara çarşafa mı dolamıştı kendini? Hiçbir fikri yoktu. O akşam için sözleşmişlerdi. Ali Ekber annesiyle kapılarına dayandı. Ev halkı mütevazı bir şekilde içeri aldı onları. Ali Ekber'in annesi Ziliha Hanım gönülsüzdü aslında. Başka biriyle evlenip mutlu olmasını istiyordu oğlunun. Ama söz geçirememişti. Amine her yerden karşısına çıkıyordu sanki. Evde tedirgin bir hal sezildi. Biraz sonra İhsan Efendi gelip Ali Ekber'e doğru eğildi. Oğlum istemiyormuş. Zahmet etmişler. Rabbim daha iyi bir kısmet çıkarsın karşılarına diyor. Ali Ekber'in gözleri doldu. Yanlış anlama sakın. Herkes öyle. Seni beğenmediğinden değil ya. Görmedi bile. Diye açıklama yapmaya çalışıyordu. Kızının bu davranışını terbiyesizce buluyordu. Ali Ekber gözyaşlarına hakim olamadı. İstiyordu onu. Ne kadar sadıktı sevdasına. Oysa bilseydi ya, o gelmişti. Sevdiği gelmişti. Ne yapacaktı şimdi? Küçük bir çocuk gibi boynunu öne bükerek ağlamaya başladı. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Oğlunun bu haline dayanamayan Zeliha Hanım atıldı. Ben görüşebilir miyim hanım kızımızla? Zar zor ilk defa bir anne adayıyla konuşmayı kabul etmişti Amine. Gelin damat adayının ağladığını duyduğu için kabul etmişti bunu da. Yarım saat geçti aradan. İhsan Bey hala Ali Ekber'e bakıp hayret ediyordu. O bile öyle hüzünlenmişti ki. Birden içeriden onaylayıcı haber geldi. Hemen ayağa sıçradı Ali Ekber. Sevinçten yaşlar döküyordu şimdi. Amine kabul etmişti. Hem de görüşmeyi değil, evlenmeyi. Bir hafta mühlet istedi. Bir hafta sonra hem din nikahları için hem de resmi nikahları için gün alınmıştı. Ali Ekber o gün yine heyecanla vardı sevdiği kızın kapısına. Hoca çağrılmıştı. Her şey hazırlanmıştı. Takım elbisesiyle hocanın yanında yer aldı. Ziliha Hanım da dünlülerinin yanına geçti. Ve işte o an beyazlar içinde bir güzel girdi içeri. Bakışlarını yere eğmiş. Haya ile edep ile yürüyen bir genç kız. Baştan aşağı her yanı örtülüydü. Yalnızca yüzü görünüyordu. Nikahtan önce elbette hakkı vardı eşi olacak adamın onu görmeye. Sevdiğinin buna hakkı vardı. Biliyordu Amine.
yavaşça süzülerek yanına oturdu. Utancından başını kaldırıp bakamıyordu Bilal-i Ekber. Hoca nikahlarını kıyar kıymaz Amine ağlamaya başladı. Kimse bilmiyordu sebebini. Ama Ali Ekber biliyordu. Çektiği acılara, hasretine, sevdasına ağlıyordu. Dayanma gücü kalmamıştı artık. Bir an önce kavuşmak istiyordu sevdiğine. Öyle bitkin bir haldeydi ki hemen resmi nikahlarını da kıldırdılar o gün. Çok sade bir düğün istemişti Amine. Ali Ekber onunla baş başa kalabilecek bir an bile bulamamıştı. Bütün gün yanındaydı oysa. Elini kaldırsa dokunacaktı. Kollarına açsa sarılacak. Artık eşi olmuştu Amine. Ama herkesin gözü içinde böyle girişimlerde bulunamazdı. Güzelce yemekler dağıtıldı düğünlerinde. Ve dualar ile evlerine uğurlandılar. Başında hala peçesiyle duruyordu Amine. Yüzü görünmüyordu. Artık yalnız kalmışlardı. Ali Ekber besmele çekerek peçesini açtı. Oracıkta bıraktı gözyaşlarını. Gözlerinin gözlerine ilk değdiği an. İkisi de ağladı. Sıkıca sarıldı Ali Ekber hanımına. Ve ondan özür diledi. Affettin mi beni Aminem? Başka çarem yoktu. Sesi kısılmıştı adeta. Amine başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Beni kimseye bırakmadın ya. Sahipsiz koymadın ya. Affettim. Nasıl buldun beni diye sordu Amine. Yüreğimin sesini dinleyerek dedi Ali Ekber. Kabe'yi ilk gördüğümde en içten dua ettim. Ya koruyarak kavuştur beni Amine'me ya da Amine'mi Emine'lere teslim et diye. Rabbim kabul buyurdu. Amine'm o gece rüyamda gördüm seni. Kabe'nin başında Kur'an okuyordum. Kurban olduğum kutsal topraklarda gördüğüm sen değil miydin? Değişti Amine'nin bakışları. Sessizce seslendi. Kabe'yi ilk gördüğümde senin sağlığına kavuşman ve dünya ahiret mutlu olman için dua ettim. Daha ne konuştular, nasıl hasret giderdiler bilinmez. Bu kadar yazıyordu Ali Ekber'imin günlüğünde. Evlilikleri çetin geçti. Amine hastalandı. Elden ayaktan kesildi kızcağız bir müddet. Ali Ekber onu yıkayıp baktı. Saçlarını taradı. Durmadan sevdi. İyileşene kadar hastalıkta sağlıkta. İyi günde kötü günde. Aradan yıllar geçti. İkiz bebekleri oldu. İki nazlı bebek dünyaya geldi. Birinin adını Ümeyr koydular. Diğerinin adını Fatıma. İki nazlı bebek. İkiniz de paylaşamazlardı. Sonunda bir trafik kazasında kaybettik ikisini de işte. Bana da onlardan yadigarsız kaldınız. Gözlerinde yaşlarla baktı Ümeyr ile Fatıma. Anneleriyle babalarının aşk hikayelerini dinlemişlerdi. Fatıma babaannesine sarılarak sordu. Annem güzel miydi? Babanız bir fotoğrafını dahi çektirmedi. O kadar kıskanıyordu onu. Eski resimleri de nerede sakladıysa bir onun cüzdanında vardı annenizin resmi. Ay yüzlüm diye severdi onu. Sorular kesilmişti. Yetim ve öksüz kalan o iki yavru uykuya daldı. İşte böyleydi. Annenizle babanızın sevdası. Diye ayaklandı Zeliha Hanım. Rabbim daha fazla azap çektirmedi onlara. Onları yanına aldı. Ve odada yanan son ışık söndü nihayet. Bu hikaye çaresiz hastalığa kapılan insanlara umut olmak için yazılmıştır. Her şey Allah'ın elindedir. Unutmayalım. Allah rızası için paylaşalım, huzura vesile olalım. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını Cihan Bozucu sayfamıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Yazar Kürt Hafız.